Amazon'un şu anda Amazon üsselere girdiğiniz zaman yani Amazon hesabınızı kurduktan sonra birçok kategoriyi önünüzde açık olarak göreceksiniz. Ama bazı kategorilerde Amazon kilitli kategori, kapalı kategori konumunu alıyor ve bunları açtırmanız için de fatura istiyor. Yani bu faturaları tedarik ettikten sonra açabiliyorsunuz. Bunu nasıl karşınıza çıkıyor bu da? Diyelim ki bir ürün aldınız veya bir ürüne girmek istiyorsunuz. Bu ürüne girdiğiniz zaman yani Product yaptığınız zaman Product yaptığınız zaman e, bazen direkt satış izni veriyor size. Bazen de diyor ki request approval diyor. Request approval seçeneği geldiği zaman yani bu kategori kapalı kategori anlamına geliyor. Açtırmanız için de e, o üründen fatura tedariği yapmanız gerekiyor. Yani o üründen onaylı Amazon'un onaylayabileceği firmalardan e, fatura olarak bu faturaları Amazon'a e, göndermeniz ve gönderdikten sonra da o kategoriyi açtırmanız gerekiyor. Bir kategorinin e, açık olduğunu anlamadan e, kesinlikle o ürünün tedarikini yapmamış olmanız gerekiyor. Yani ürünün kategorisi kapalı olabilir ama siz e, ürünü bulmuşsunuzdur, e, tedarik etmişsinizdir, ürünü ürettirmişsinizdir. Sonrasında Amazon.com'da satmak için Amazon.com'a göndermeye çalışıyorsunuzdur. Tam bu sırada ürünün kapalı kategori olduğunu anlarsanız eğer yaptırdığınız ürünlerin tamamı elinizde kalabilir veya farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden yaptırmayı düşündüğünüz, ürettirmeyi düşündüğünüz ürünün Amazon.com'da satılabilirliği var mı? Kapalı kategori sınıfında mı direkt satabilecek misiniz yoksa iznini almanız gerekiyor mu? Bu gibi konuları öncelikle öncesinde e, araştırmış olmanız gerekiyor ve sonrasında bu araştırmayı yaptıktan sonra ürünlerinizi ürettirip e, tedarini yapmış olmanız gerekiyor. E, kapalı bir kategori nasıl açtırabilirsiniz? Kapalı bir kategoriyi açtırmanın e, yolu fişle açılmıyor. E, yani diyelim ki burada normal bir perakendeciden, Walmart'tan, Home Depot'dan, Costco'dan, e, target'tan bir fiş aldınız. Bu fişi Amazon'a göstererek o kategoriyi açma izni alamazsınız. Bir fatura sağlamanız gerekiyor. Şu anda yani bağlı içinde bulunduğumuz ay itibariyle Mart'ın Mart ayı, Mart 2020 itibariyle Amazon'un kapalı kategorileri bunlardan oluşuyor. Bu dönem dönem değişebilir. Dönem dönem farklı kategorileri kapalı kategori sınıfını alabilirler. Bakın şu anda mesela Made in Italy yazan ürünler malumunuz virüsünden dolayı Made in Italy olan ürünleri şu anda kapalı kategori sınıfına koymuş. Yani bu dönem dönem zaman zaman gelişen durumlara göre, ihtiyaçlara göre gelişkenlik arz eden bir süreç. Gün gün takip etmenizde veya işte ürün getirmeden önce takip etmeniz gereken bir süreç burası. Yani bu kısımdaki ürünlerden herhangi birini eğer getirip satmayı planlıyorsanız öncelik öncesinde izin almanız gerekiyor. Örneğin saat satacaksanız eğer Direkt saat getirip satamazsınız. Öncesinde bir izin almanız gerekiyor. Aynı şekilde mücevherat getirmek istiyorsanız e, bunun için bir izin almanız gerekiyor. Veya İtalya'dan bir mal getirmeniz gerekiyorsa izin almanız gerekiyor. Müzik CD'si, DVD'ler o tarz otomotif e, ürünleri getirecekseniz eğer bunlarla ilgili izin almanız gerekiyor. Veya bir servis sağlıyorsanız yani atıyorum birisi e, e, örneğin bulaşık makinesi satıyordur veya Çamaşır makinesi satıyordur, buzdolabı satıyordur. Siz de bunun servisini vermek istiyorsunuzdur. Bununla ilgili öncesinde izin almanız gerekiyor. Bu izni sağladıktan sonra tabii ki rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Bu ürünlerin satışına geçebilirsiniz. Bu ürünlerle alakalı, bu ürünlerle alakalı, bu kategorileri açtırmayı düşünüyorsanız eğer fatura olarak bu faturaları da Amazon'a approve e ederek göstererek sonrasında kategori izni alabilirsiniz. Eğer Amerika'nın doğu yakasında yaşıyorsanız, e, Prize Master Corporation'dan ürün seçebilirsiniz. Bu firmanın ürünlerini e, faturalı alıp e, gene aynı şekilde e, fatura aldıktan sonra Amazon.com'a göndererek e, kapalı kategoriler için onay izni alabilirsiniz. Amerika'nın batı yakasında yaşıyorsanız, e, Four Seasons e, General Merchandise firmasından e, ürün tedariği edip ee, yine aynı şekilde e, bu ürünleri tedarik ettikten sonra buradan aldığınız faturaları Amazon.com'a göndererek e, kapalı kategorilerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar tabi e, belli limitleri e, olan e, belli limitlerde e, satış, e, satın alma yapmanız gereken firmalar. Öne örneğin 4 e, minimum 250 dolarlık bir order vermeniz gerekiyor. Ve e, bu kategoriyi aşırmanız için de minimum 20 ile 50 arası ürün almanız gerekiyor. Yani 250 dolarlık ürün alırsınız ama e, aldığınız ürünlerden 20 tane almazsanız eğer kategorinizi açtıramayabilirsiniz. Dolayısıyla minimum 20, e, 20 ile 50 arası gibi düşünün. 20 ile 50 arası ürün alarak e, bu kategorilere başvurunuzu sağlayabilirsiniz. Prize Master'da da aynı şekilde yine Doğu yakasında yaşıyorsanız da, yani New Jersey, New York tarafında yaşıyorsanız o bu, bu firmadan da yine fatura alarak kapalı kategorinin açılmasını sağlayabilirsiniz bu dediğim gibi zaman zaman bu listedeki kapalı kategori approve istedikleri firmalar değişiyor bazen buraya giriyorsunuz bu kategoride izin alıyorsunuz sonrasında sub kategori alt kategorilerinde ayrı ayrı izinler isteyebiliyor veya bu kategoride izin aldınız watch kategorisine izin aldınız ama sonrasında Atıyorum saatle ilgili bir izin aldınız ama saatin bir markası var. O markadan da ayrı bir izin almanız gerekiyor. Yani o markanın da distribütörlerine ulaşıp o markanın da distribütörlerinden fatura tedari edip onların da gene ayrı approve süreçlerine girebilirsiniz. Yani ben saatle ilgili bir izin aldım. Bütün saat markalarını satarım şeklinde düşünmeyin. Saat izni aldıktan sonra da altındaki sub kategorilere dönüyorsunuz altındaki sap kategorilerden de hangi markanın saatini aldıysanız o aldığınız saatin distribütörlerinden fatura olarak o alt kategorileri, sap kategorileri açtırmış oluyorsunuz. Bunların bunların tamamını böyle değerlendirebilirsiniz. Yani bazı kategoriler şu anda direkt approve ediyor sizi. Bazı kategoriler otomatik onaylıyor. Ama dediğim gibi onların da alt kategorilerinde örneğin diyelim ki bir çanta satacaksınız. Çocuk çantası. Çocuk çantasında atıyorum bir Disney marka çanta satmak istiyorsunuz. Çanta kategorisinde satış yapabilirsiniz. Çanta kategorisi açık ama Disney markası approve isteyebilir. Disney markasını approve almak için de bu sefer ne yapacaksınız? Disney marka çanta satan firmalardan fatura tedarik edeceksiniz ve bu sefer Disney marka çantanın onaylı tedarikçisi konumuna geleceksiniz. Bunları da fatura aldıktan sonra fatura aldıktan sonra request approval kısmında gelerek aldığınız faturayı Amazon'a göndererek onay talep ediyorsunuz. Ve bu onay yaklaşık 24 saat 48-72 saat arası gelmiş oluyor. E, sonrasında da ürün tedarinizi yapmış olduğunuz için e, bu bu şekilde alt kategorilere girmiş e, ve alt kategorilerde onay almış oluyorsunuz. Yani otomatik onay veren e, markalar da var. E, onlar zaten direkt Request Approval bastıktan sonra otomatik onaylandınız da diyebiliyorlar. Bazıları da fatura göstermeniz gerekiyor. Yani Manufaktür müsün, distribütör müsün bunları belirtmen gerekiyor. Yani distribütörden mal alıyorsanız eğer o distribütörden aldığınız malı zaten buraya koyarak bu şekilde kategorinizi açtırmış olursunuz bir sonraki